maddeye dayanarak açarsanız bu soruyu. Tabii ki anayasanın 116. maddesi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçimleri yenileme yani erken seçim kararı alma yetkisi veriyor. Hem de Cumhurbaşkanı'na aynı şekilde seçimleri yenileme yani erken seçim kararı alma yetkisi veriyor. Evet. Meclisin bu kararı en az 360 milletvekili ile alması mümkün. Ancak aynı maddede şöyle bir ayrıma gidiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alır ise geçmişte iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapanların tekrar aday gösterilmesi mümkün. Yani Erdoğan 2014'te ve 2018'de Cumhurbaşkanı seçildiği için 2023'te de tekrar aday gösterilebilecek. Ancak Cumhurbaşkanının erken seçim kararı alması durumunda iki dönem Cumhurbaşkanı seçilenlerin tekrar aday gösterilmesi mümkün değil. Burada üçüncü dönem kural yasağı devreye giriyor ve böyle bir durumda anayasa ile bağlı olan Yüksek Seçim Kurulu'nun olası bir Erdoğan'ın başvurusu durumunda bu başvuruyu reddetmesi hatta eğer böyle bir yola gitmiyorsa yapılan itirazlar üzerine başvuru hakkında red kararı vermesi gerekiyor. AYM için mi dediniz bunu? Hayır, Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu, pardon. Yüksek Seçim Kurulu başvurular yapıldığında kim başvurursa başvursun bir geçici aday listesi ilan edecek. O geçici aday listesine belirtilen süre içerisinde itirazlar söz konusu olacak. Ayrıca da kendisi de inceleyecek başvuruları. Kendisi de inceleyecek, aykırılık olanları liste dışında bırakacak. Ancak buna rağmen listeye koyduğu kişilere belirtilen süre içerisinde itiraz söz konusu. İtiraz edildiğinde bu itirazları inceleyecek. İnceledikten sonra da kesin aday listesini resmi gazetede yayınlayacak. Bunu niye Ama sordum biliyor musunuz Eminoğlu? Bu önemli bir konu. Geçmişte YSK'nın bir kararı vardı. Seçimle ilgili konular olunca Anayasa Mahkemesi'nde ben eşdeğerdeyim. Anayasa Mahkemesi'nde bu yönde bir kararı vardı. Burada ben Tabii ki. karar veremem. YSK'nın kararı geçerli demişti. Fakat Tabii bu ki. sefer Şimdi adaylık, yani bu adaylık meselesinde, hele de HDP'ye hazine yardımı konusunda AYM'deki değişen havayı, bunu da şuna da bağlayabiliriz. Geliyor gelmekte olan belki ve bu yüzden de bazıları şimdiden pozisyon alıyorlar. Evet. Anayasa Mahkemesi'nde geçmişte türban örneğinde olduğu gibi hem öyle hem böyle kararları da var. Bunu alır da biri Anayasa Mahkemesi'ne götürürse hem AYM'nin duruma göre karar değiştirebildiğine bakarak hem de buradaki adaylık özel durumu söz konusuysa YSK dışında AYM de Erdoğan adaylığı konusunda bu kez devreye girebilir mi? Fantazi biraz biliyorum ama hukuk olarak size söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi anayasada Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı herhangi bir merciye başvurulamaz hükmü olduğu için Anayasa Mahkemesi bu merci kavramı içerisine ben de dahilim diyerek kendisine yapılan başvuruları reddediyor ve YSK kararlarını incelemiyor. Türkiye'de şu yol hiç kullanılmadı, denenmedi. YSK kararlarına karşı bireysel başvuru yolu mümkün mü? Bireysel başvuru yoluna gidilmedi. Bu seçimlerde gerek seçmenler, gerek partiler, gerekse aday olacak kişiler bireysel başvuru yoluna gidebilirler. Anayasa Mahkemesi ne karar verir? Geçmişte buna örnek alacağımız, şöyle yapar, böyle yapar diyebileceğimiz bir kararı yok. O nedenle bu ilk kez tartışılacak ve görülebilecek bir konu. Ama Anayasa Mahkemesi'nin tutumuna bakarsak bunu da incelemeyeceğini söyleyebiliriz. Evet, şimdi HDP konusundaki olumlu düşüncenize katılamıyorum. Şöyle, Anayasa Mahkemesi yeşil ışık mı yaktı? Anayasa Mahkemesi kendi hukuka aykırı kararını ortadan kaldırdı. Bir taraftan 2023 yılında
seçimler nedeniyle ayrıca daha fazla verilen bir devlet yardımı var. Öte tarafta parti hem seçime girebiliyor hem de devlet yardımına bloke konuluyor. Partinin seçim finans kaynağını elinden alıyorsunuz. Öte taraftan hadi seçime gir diyorsunuz. Anayasa Mahkemesi çok ciddi bir hukuka aykırı karar vermişti. Verdiği bu kararla, bu hafta verdiği kararla bu hukuka aykırılığı ortadan kaldırdı. Bu işlem kapatma davası yönünden Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak bize bir ipucu, bir ışık, bir herhangi bir şey gösterebilir mi? Anayasa Mahkemesi eğer o düşüncede olsa, bu durumu belirsizlikte bırakmasa, bir kere HDP'nin de başvurusu vardı. Bu davayı çok net olarak 14 Mayıs sonrasına bırakması gerekirdi. Artık ta uzatarak bugüne kadar getirdiği bir davada en hukuki olanı seçim sonrasına bırakması idi. Bakın öyle bir tablo ortaya çıktı ki şu alınan demokrasinin seçim kılıcı kararına gibi sanki göre, Ömer Bey. Yani demokrasinin kılıcı gibi sanki üzerlerinde sallanan bir karar. 14 Mayıs'ı oy verme günü esas aldığımızda yaklaşık 20 gün içinde YSK'nın milletvekili adayları ile ilgili kesin listeler ortaya çıkacak. Evet. 20 günü geçmez ortalama. Yani bu süreçte HDP kendi aday listelerini mi verecek? Yoksa HDP düşündüğü isimleri bir başka parti listesinden mi aday gösterip oradan mı seçime girecekler? HDP'ye verilen savunma süresi 11 Nisan. Kesin aday listeleri 11 Nisan'dan önce söz konusu olacağına göre böyle bir durumda HDP öyle bir belirsiz tabloda bırakılıyor ki HDP kendi aday listelerini verse yarın HDP kapatılma kararı söz konusu olursa veya bir siyasi yasak söz konusu olursa listelerde o sıradaki kişiler seçilmiş olsa bile Yüksek Seçim Kurulu mazbata vermeyecek. Bir alttaki listedeki altta kalan isimler seçilmiş olacak. HDP böyle bir belirsizlik, hatta bunun adına hukuki bir mobbing de diyebilirsiniz. Bu dava ya bu kadar uzatılmamalı, önce sonuçlandırılmalı ya da seçim sonrasına bırakılmalıydı. Yapılanı asla ve asla hukuki olarak nitelemek mümkün değil. Bloke kararının kaldırılmasını parti lehine bir hareket değil de belirsizliğin olabildiğince artırılması olarak niteliyorum ve bunu da hukuki görmüyorum. Evet, şimdi Ali Bey, Ömer Bey aslında çok güzel bir şekilde özetledi. Olumlu gibi görünüyor.